Efendim, Türkiye günlerdir Üsküdar Vaniköy sırtlarında yükselen kaçak villayı konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basit onarım kılıfıyla göz yumduğu arazide sertifikalı 100 kayın ağacının kesildiği resmen belgelenirken havadan çekilen öncesi ve sonrası görüntüleri ağaç katliamını bakın gözler önüne nasıl serdi. Niye almıyorsunuz şu an içeri beyefendi? Almadığımızı söylemedim. Burada bak niye buraya gidiyorlar? Ben göremedim. Bir karşı görelim. Villa yalanının ardından şimdi de belge krizi ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basit onarım adı altında ağaç katliamına göz yumduğu belgelendi. Vaniköy'deki kaçak villa Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Rus oligarka satılan bu arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeydi. Malikane için belediyeden sadece basit bakım ve onarım için izin alınmıştı. Ama Üsküdar sırtlarından kaçak bir şato yükseldi. Bu ormanlık alanın içinde ağaç kesmek bir yana dursun, çivi çakmak dahi yasaktı. İşte o yasakları çiğnediler. Boğaza nazır villanın içinde kaçak yapı için kolları sıvadılar. Öncesi ve sonrası fotoğraflar doğa katliamını da gözler önüne serdi. Yemyeşil alan tıraşlandı, betona boğuldu. Sertifikalı yüz ağacın yerinde yine kaçak kış bahçesi ve verandalar yükseldi. Kaçak inşaatın medyada paylaşılmasının ardından açıklama yapan İBB, villa ile ilgili 16 Ağustos 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ancak gerçek bambaşkaydı. Açıklanan belgelerle İBB'nin 22 Ağustos 2024 tarihinde, yani kaçak villa sosyal medyada haber olduktan sonra suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İnşaattaki son denetlemeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptı. Ekiplerin incelemeye aldığı bölgede inşaat acilen durduruldu. İnşaat izninin nasıl verildiği sorusu gündemdeki yerini korurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ağaç katliamı da belgelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin basit onarım belgesi alan yapıya karşı her hafta denetime geldikleri, ancak o denetime göz göre göre müsaade ettikleri tespit edildi. Belgeye göre villada sadece iç mekan değişimleri yapılabileceği yazarken Rus milyarder sertifikalı ağaçları nasıl kesti? Kaçak inşaatı nasıl başladı? Bu yapıya hangi şartlarla göz yumuldu? İşte tüm bu sorular hala yanıt bulamadı.